Evet. Son iki dakikamız çocuklar. Okuyun çocuklar. Ne bulursanız okuyun. Gazete okuyun. Takvim arkasındaki yazıları okuyun. Tabii ki klasikleri de okuyun. Masalları okuyun. Ve kendinize ait gerçek ve hayal dünyalarınızı kurun. Bir dakika erken. Neyse. İyi teneffüsler çocuklar. Merhaba Yasmin. Sınıfımıza hoş geldin. Ben Erdem. Yasmin değil Yasemin. Memnun oldum. Erdem kadar olmamışsındır. Bana bak canım. Sana çok sinir oldum ben. Aa, çok güzel olabilirsin. Ama kıvılcımın bölgesindesin. Kendine dikkat et. Uyardığın için sağ ol. Ama sen de kendine dikkat et. Birisi seni ciddiye alabilir. Bak bak. Kendini hem güzel hem zeki zannediyor hanımefendi. Yalnız ayağında ek kan var. Çok bir sinir oldum. Dalacağım sana. Hadi gidelim biz. Ozan. Efendim? Efendim. Güzel. Aşkıma ne oldu? Ay, efendim aşkım. Teneffüse çıkmayacak mıyız? Ya ben kendimi biraz kötü hissediyorum ya. Sen nereden? Şey aşkım ben de Ozan'ın yanında durayım. Şimdi düşer muşar bayılır bir şey olur. Doğru haklısın. O bayıldı zaten çoktan. Ozan. Şu anda yanımda olmak için tam 3 saniyen var. Yoksa çok fena kavga edeceğiz, haberin olsun. Görüşürüz Yasmin. Görüşürüz öyle Ozan. Görüşürüz Yasmin. Görüşürüz. Aşkım. Soracağım Ozan ben sana. Niye hayatım? Ne olduğunu sen çok iyi biliyorsun. Şu ödevle ilgili konumu. İnanamıyorum ya. Ya. Aşkım. Aşkım neden cevap vermiyorsun ya? Ha, bana mı demiştin? Ben Yasmin'e diyorsun sandım da. Yasmin? Yasmin. Hatırlayamadım vallahi aşkım. Hatırlatacağım ben sana Erdem. Hey! Sesimi duyan yok mu? Hey! Neler oluyor burada? Ya belki birilerini bulsam en azından nerede olduğumu, neler olduğunu öğrenebilirim. Nihayet. Kolay gelsin. Sağ olun kızım. Şey... Acaba burası neresi? İlahi kızım. Bu nasıl soru? Tabii ki ülkemizin kral ve kraliçesinin ormanı. Ya anlıyorum. Acaba ben kimim? Beni tanıyor musunuz? Sizi kim tanımaz? Kral ve kraliçemizin biricik kızısınız. Ah. Şey... Sizden bir şey rica etsem? Tabii. Benim iğneyle örgü yaptığımı... Kimseye söylemeyin olur mu? Yani neden? Babanız ve anneniz siz doğduktan sonra bu işi yasakladı. Ülkedeki bütün iğneleri toplattı. Bir tek ben vermedim, veremedim, sakladım. Hayatta en sevdiğim şey örgü örmek. Ondan vazgeçemezdim. Anlıyorum. Merak etmeyin. Kimseye söylemem. Sağ olun güzel kızım. Bu arada çok güzel yapıyorsunuz. Müstesna teyze bana da göstermişti örgü örmeyi. Hay Allah. Buyurun. Ah, elime battı. Kralla kraliçe bu yüzden toplatmış bütün iğneleri. Gitti güzel prenses. Bir kere. Hayatımda bir kere gerçekten birisini sevdim. Ve bu kadar hızlı bir şekilde elimden kayıp gitti. Neden? Neden? Esra! Esra kızım aç lütfen kapıyı. Esra çok korkuttun beni. Bir delilik yaptın sandım. Ya çok üzülürdünüz değil mi böyle bir şey yapsaydım? Kızımız bir şoföre aşık oldu ve intihar etti diye rezil olurdunuz bütün sosyeteye. Esra o nasıl söz öyle? Tamam anlıyorum farklı bir heyecan yaşadın. Ama zaten bir gün bitecekti. Geride bırak artık şu şoförü. Hem bak... Mert içeride. Mert mi? Evet Mert. Seninle konuşmak için gelmiş. Şeytan görsün yüzünü. Esra nankörlük etme. Nankörlük mü? Tabii.
Çocuk onca şeye rağmen seninle konuşmaya gelmiş. Anne, suratını görmek istemiyorum diyorum. Gidip sen mi söylersin, ben mi def edeyim? Peki. Sen nasıl istersen. Ha. Mert, Zülfikar'ın hapisten çıkması için yardımcı olabileceğini söyledi. Ne? Aşkım, kızcağız yurt dışından gelmiş. Ay, bir misafirperverlik göstermeyelim mi? Sıramıza kadar gelmiş. İyi o zaman Ozan. Akşam kız sizin evde kalsın, senin odanda da yatar. Hayatım, ayıp ediyorsun ama ya. O tarz bir kız değil, tanısan seversin. Ozan, inanamıyorum ya. 10 dakika önce tanıştığın kızı bana mı savunuyorsun sen? Hem sen ne kadar tanıyorsun ki kızı? Canım, Almula Hanım'ın kızı işte. Ozan, sen bugün güne Selin'i yine çıldırtacağım diyerek mi başladın? Ya hayatım, biraz abartıyorsun gerçekten ya. Bu kadar büyütecek bir şey yok. Ya kızı biraz böyle kendine güvenen güzel bir kız diye böyle kıskançlık yapmana gerek yok ya. İnanamıyorum sana Ozan. Selin! Aşkım! Gördün değil mi olanları? Bak Erdem, sana güvenmemi engelliyorsun. Ve güven olmazsa biz de olamayız. Gör abiciğim, gör. Bunlar bizi seviyor şimdi, değil mi? Hiç gülme abi, sinirim bozuk ya. Gül abiciğim, gül. Sen de gül. Sinirliyken gülmek daha iyidir hem. Bak gül yani, ha. Abi sen benim başıma bela mısın? Ne abiciğim öyle, sen kıza lady lady derken iyiydi değil mi? Hemen çullanma Serhan, üstüne adam gibi konuşurduk da. Ya ben mi çullandım abi? Kız geldi benim yanıma oturdu. Ya hayır yani, yakışıklıdan anlıyorsa ben ne yapabilirim? Ya kızlara ayıp ettik değil mi? Günaydın abi. Ne yani abicim, böyle bir bakışma, kesişme falan da mı yaşamayalım? Ben sana hayatında başarılar diliyorum abi. Başka hiçbir şey demiyorum. Vay be. Demek böyle bir adam olunca yalnız başına kalıyormuşsun. Erdem! ATV YouTube kanalına abone olun, hiçbir şeyi kaçırmayın.